Akşener'e tavsiyeler. Partisi, Ekrem İmamoğlu tarafından tarumar edilen Meral Akşener'in bir B planı var mıdır acaba? Sanmıyorum. Her gün yüzlerce kişi İyi Parti'den istifa ediyor, parti hızla eriyor. Peki niçin istifa ediyorlar? Madem İyi Parti olarak Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyoruz, biz de istifa ederiz o halde diyorlar. Türk siyaseti daha ahlaksız bir savunma görmemişti bugüne kadar. Rakip parti lehine kendi partisinden istifa etmek. İzahı yok, izanı da. Ve uğruna partilerinden istifa ettikleri o isim 2028'de Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Hal böyleyken istifa etmek nasıl bir ilkesizliktir, nasıl bir kendini inkardır? İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğinden istifa eden İyi Partili üyeler başka illerdeki eski arkadaşlarını arayıp siz de istifa edin diyerek bilmediğimiz bir vaatte bulunuyor. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu duyurdu bu garabeti. Operasyonu İmamoğlu'nun çektiğini herkes biliyor. Neyse, biz yeniden dönelim İyi Parti cephesine. Sanırım Meral Akşener şokta. Nasıl olmasın? Partisine darbe yapılıyor, ihanete uğruyor, dahası ihanet taksimetresi her dakika artıyor. Yarın kim istifa edecek bilmiyor ya da nasıl bir şok daha yaşayacağını. Lakin bu nasıl bir tecellidir ki genel seçim sürecinde bugün ihanet olarak gördüğü fiilleri bizzat kendisi sahneye koyuyordu. Cumhurbaşkanlığına aday olmuyor, bir de İmamoğlu'nun aday yapılması için çırpınıyordu. Bu uğurda kendi adaylığından feragat ediyor, Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyordu. Saraçhane tiyatrosu tarihe geçti. Abla rolleri, Rabbi Yesirli güzellemeler, Fatih'e benzetmeler. Neyse, İyi Parti darmadağın. Teşkilatlar bitik, taban moralsiz. Seçime 3 ay kaldı. Bu teşkilat hangi motivasyonla çalışacak, sahaya nasıl inecek? Teşkilat mı kaldı ki? Eminim tüm bu sorulara Meral Hanım da cevap arıyordur. Ama hala suskun. Bu sükutu kabullenmekten mi kaynaklanıyor, henüz belli değil. Karşı bir taarruzu olacak mı, o da belli değil. Oysa operasyonda faili de belli. Liderlik bu tür zamanlarda belli oluyor. Havlu mu atacak, yoksa direnecek mi izleyip göreceğiz. Kendisine bir tavsiye, olanı biteni tüm çıplaklığıyla milletle paylaş. Çekilen operasyonun iç yüzünü ve failini açıkla. Elinde kalanların niceliğini değil, niteliğini önemse. İstifaları bir tükeniş olarak değil, bir fırsat olarak gör. Neticede hainlerden kurtuluyorsun. At kendini milletin önüne ve hatalarınla yüzleş. Karşı karşıya kaldığın sorunu büyük görüp ürkme. Paydaşlarını çoğalt ve son bir not. Akşener'in ablası hanımefendi acaba şu sıralar İmamoğlu'nun yüzünde ne görüyordur? Gerçekten çok merak ediyorum. Umarım Rabbi esir görmeye devam etmiyordur. Bu hakikaten Akşener için büyük yıkım olur. Turgay Güler, akşam.